sevgili arkadaşlar. Şimdiki kavramımız da ne? Şimdiki kavramda somutlaştırma. Tamam mı? Hemen yazıyorum bakın. Somutlaştırma. Somutlaştırma. Cümlede nasıl bir kelime kullanacaksın? Cümlede soyut bir kelime kullanacaksın. Peki bu soyut kelimeyi nasıl bir anlamda kullanacaksın? Somut anlamda kullanacaksın. Yani o soyutu ne yapacaksın o zaman? Somut hale getireceksin. Zihnimizde somutlaştıracaksın. Soyut bir kavramı somut kelimelerle anlatacaksın bize. Şimdi bak. Umut fakirin ekmeğidir. Sevgili arkadaşım, bahsedilen kavram hangi kavram? Umut kavramı. Peki umut nasıl bir kavram? Umut soyut bir kavram. Şimdi cümlede nasıl bir kelime kullandım? Soyut bir kelime kullandım. Peki ben burada bu soyut kelimeyi ne yaptım? Ekmeğe benzeterek onu somutlaştırdım. Şu an size umudu ne yaptım zihninizde? Somutlaştırdım. Yani soyut bir kavramı somut bir kavrama benzettim. O kavramı, soyut kavramı zihninizde belirgin hale getirdim. Somutlaştırdım. Bak bakalım. Sabır acıdır, meyvesi tatlıdır. Sanki sabır ağaç. Ama öyle anlattım değil mi? Acıymış, meyvesi varmış. E neyin meyvesi olur? Ağacın meyvesi olur. Sevgili arkadaşım, soyut nasıl bir... soyut diyorum. Sabır nasıl bir kavram? Sabır soyut bir kavram. Peki ben burada senin zihninde o soyut kavramı ağaca benzetmedim mi? Somut bir kavrama benzetmedim mi? O zaman ne yapmış oldum sana sabır kelimesini? Somutlaştırmış oldum. Sabır soyut. Şimdi sabır desem zihninde bir şey canlanıyor mu? Hayır. Çünkü sabır nasıl bir kavram? Sabır soyut bir kavram. Ama meyvesi var dersem, ha sen zihninde ne yaptın onu? Ağaç gibi düşünmeye başladın. Yani sabırı sana somutlaştırdım. Devam ediyorum. Bu olumsuz fikirleri atmalıyız. Çöp mü canım bu? Bu olumsuz fikirleri, arkadaşlar düşünce fikir nasıl kavramlardır? Soyut kavramlardır. Ama atıyor musun bunu? Yani atılabilen somut bir şeye benzetiyorum. O zaman sana ne yaptım? Fikir kelimesini somutlaştırdım. Hani şarkıda geçiyor ya, kör olası çöpçüler aşkımı süpürmüşler. Bak. Kör olası çöpçüler. Kör olası çöpçüler. Şuradaki asa esi ne? An ası mez ar dik ecekmiş sıfat fiil. Kör olmak olmak fiil. Fiilden sonra ne yaptı? Asa esi geldi. Peki çöpçü de isim değil mi? İsmin de önüne gelmedi mi? Al sana sıfat fiil. Nazlı hocam sever böyle konudan konuya atlamayı. Kör olası çöpçüler aşkımı süpürmüşler. Aşk nasıl bir kavram? Aşk arkadaşlar soyut bir kavram, hepiniz biliyorsunuz. E aşkımı süpürmüş diyorsan çöp gibi düşündürüyor sana. Öyle değil mi? Süpürülebilen bir şey gibi gösteriyor. O zaman aşkı ne yapıyor senin zihninde? Somutlaştırıyor. Somutlaştırıyor. Kavrama dikkat edin. Devam ediyorum. Felek yüzümüze güldü. Felek arkadaşlar soyut bir kavram. E yüzüne güldüyse kişileştiriyor, bak bunu insana benzetiyor. Yani somutlaştırıyor. Böldü bölük bölük dert beni. Böldü bölük bölük dert beni. Dert bizi böyle bölmüş. Ha. E dert nasıl bir kavram? Dert soyut bir kavram, öyle değil mi? E bizi bölmüşse, bölük bölük bölmüşse bunu somut bir kavrama benzetiyorum. Yani dert kelimesini ne yaptım? Somutlaştırdım. Uslan artık deli gönül. Arkadaşlar gönül, istek, kalpteki duyuş, gönül. E uslan, uslanmak, akıllanmak değil mi? Yaramaz olma halinden çıkmak. Uslan artık diyor. Yani sanki bu bir
kişileştirme durumu da sezdiriyor sana, öyle değil mi? Akıllan, bir yaramazlığını bırak, uslan artık deli gönül. Gönül nasıl bir kavramdır? Gönül soyut bir kavramdır. Ne yaptın onu? Uslan diyerek somutlaştırmış oldun. Bu arada arkadaşlar, uslanmak da nedir? Türemiş yapılı bir kelimedir. Kelimenin kökü us'tur. Us ne demektir? Us, akıl. Ustan uslanmak olmuştur. Hocam, peki us kelimesi akılsa, biz hani ikilemelerde kullanıyoruz, akıllı uslu diyoruz ya, bu anlatım bozukluğu mu? Hayır. İkilemeler kalıplaşmış ifadelerdir. İkilemelerde böyle eş anlamlı kelimeler beraber kullanılabilir. Anlatım bozukluğu değildir arkadaşlar. Tamam mı? Akıllı uslu. Ona bakarsan seda ve ses de eş anlamlı kelimelerdir. Ses ve seda eş anlamlıdır. Seda ses demektir. Sessiz sedasız oturuyor denildiğinde bu anlatım bozukluğu değildir. Çünkü bu bir ikilemedir. İkilemeler kalıplaşmış olduğunda anlatım bozukluğu olarak almayacaksınız arkadaşlar. Evet, us kelimesine türemiş olduğunu öğrendin. Uslu kelimesi ya da uslanmak kelimesinin türemiş olduğunu öğrendin. Us kelimesinin isim kökü olduğunu, akıl anlamına geldiğini öğrendin. Uslan artık deli gönül. Gönül soyut bir kavramdır. İstek, kalpte oluşan duyuş anlamına gelir. Evet, başka? Başka da yok. E daha ne olsun? Daha ne olsun hocam? Arkadaşlar, bütün örneklere hemen hemen yer verdim. Yani karşınıza daha farklı bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Çıkarsa da yazın bana, beraberce tartışalım, yorumlar kısmına yazabilirsiniz. O zaman ne yapın? O zaman iyi çalışın. Anlamadığınız bir başlık olursa da bana ulaştırın onu. Ben onunla alakalı da size video çeker yollarım. İyi çalışmalar, kendinize iyi bakın.